süreçte devlet kurumlarına ait gizli bilgilerin sızdırılmasına yönelik güvenlik krizi büyüyor. Muhalefet liderlerinin savunma, altyapı ve İçişleri Bakanları hakkında gen soru önergesi vererek bu üç bakana güvensizliklerini ifade etmesinin ardından Başbakan Stefan Löfven kameraların karşısına geçerek hükümetin istifa etmeyeceğini açıkladı. Parti liderleri Anna Kingberg ve Jimmy Akeso'nun savunma bakanına güvenmeme gerekçeleri ciddiyetsizdir. Şimdi vakit parlamentonun ve milletvekillerinin konuyla ilgili fikirlerini beyan etme vaktidir. Güvenlik krizi İsveç Ulaştırma Kurulu'nun 2015 yılında kurumun veri işletim sorumluluğunu IBM şirketine devretmesiyle başladı. IBM'in taşeron şirketlerle çalışması sonucu kurum bilgileri, güvenlik kontrolünden geçmemiş yabancı bilişim teknolojileri teknisyenlerinin eline geçti.